Evet arkadaşlar, TikTok uygulamamızın içerisine geliyoruz. Bakın şimdi geldim. Önceki city moduna alıyorum telefonumu TikTok üzerinde. Anladım dedim. Şu an bize en yakın olan Avcılar'da gördüğünüz gibi, bakın içine giriyoruz. Evet, burada bakın 7 araç olduğu yazıyor arkadaşlar. İspark Avcılar Meydanı'nda bulunduğum yerde. Bu aracın üzerine tıklıyorum arkadaşlar, bakın burada. Şimdi bakın %99 şarj oranı ile bir adet Renault Zoe varmış. Bunun plakası bu. ETS 959. Bu araçlar da var. İşte farklı Zoe'ler ama bunların şarjı az. Bir %40, bir %37. Gördüğünüz gibi %39. Yani şu an burada 6 tane, 2, 4, 6 tane arkadaşlar elektrikli araç var. Biz 199 olan bu Zoe aracımızı alacağız arkadaşlar. Şimdi önce içerisine giriyorum. City'ye ait bir araç seçtim. Evet anladım dedim. Bakın araç bu. Rengi anladığım kadarıyla mavi olan bir renk. 200 km ücretsizdir diyor. İlave kilometre 2 lira diyor. İsterseniz uzun bir yola gideceksiniz ya paket al diyebilirsiniz buna tıklayarak. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.59 TL dakikası arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Yani dakika başı bunu ödüyorsunuz. Şu an aracın olduğu durumu böyle gösteriyor. Avcılar İspark. O fotoğrafını da koymuşlar. Çizikleri vesaire varsa bunu kontrol etmeniz için birazdan. Evet şimdi hemen kiralaya basıyorum arkadaşlar. Provizyon önceden arkadaşlar bu 2310 TL'yi o kendileri alıyor. Herhangi bir sıkıntı olması durumunda buradan kullanıyorlar. Eğer sıkıntı bir şekilde iade ederseniz aracınızı, paranızı, kartınızı iade ediyorlar. Şunu okuyalım hatta. Köprüden geçerseniz işte HGS, OGS tutarları vesaire buradan düşüyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar ETS 959 plak aracımızın provizyonunu çekti. Aşamak için gördüğünüz gibi 15 dakika süre veriyor. Yani bu süreçte aracınızı bulmanızı tarif ediyor. Ha buldum burada. Evet şimdi arkadaşlar aracımızı bulduk. Devam edelim. Şimdi diyorlar ki kontrole başla. Şimdi bizden tek tek arabayı kontrol etmemizi istiyor arkadaşlar. Dış temizlik durumu, kaporta, camlarda ya da lastikte herhangi bir hasar var mı? Şimdi bakalım. Kaporta, camlarda şurada bir hasar var galiba. Bak şurada var. Camlarda yok. Şurada bir çizik var. Bunu da göstereceğim. Şimdi buradaki soruya evet diyorum. Aynalarda, aynada sıkıntı yok. Kaporta, kaportadaki fotoğrafı eklememi istiyor bakın. Burada böyle bir darbe gibi bir şey var. Fotoğrafı ekle kısmına bastım. Evet gördüğünüz gibi fotoğrafı çektim. Fotoğrafı yükledim. İkinci fotoğraf da geldi. Lastiklerde bir sıkıntı yok. Camlarda bir sıkıntı yok. Farlarda bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi böyle yeşil yaptım. Şu temizlik durumunu da işaretleyeceksin en üsttekine. Nerede temizlik? Ha şu. Dış temizlik durumu fena değil. Çamurlu biraz ama temiz gibi. Biz gene çekelim, hayır diyelim. Tamam bakın. Çamurda gösteren fotoğrafı da çektim. Şimdi kapıları açmıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Yani olumsuz bir açıklama doldurmalısın diyor. Yani şu mesela dış temizlik durumu şey verdik ya. Biraz kirli yazdım. Şimdi kapıları aç dedim. Kapılar açılıyor dedi. Ve açıldı arkadaşlar. Evet artık kapılar açıldı ve araca binebiliriz. Evet arkadaşlar, çok güzel, uzun zamandır planladığım, yapmak istediğim bir deneyim yaşadım. %100 elektrikli aracımızı denemesini yaptım. Acayip hoşuma da gitti.